Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Artvin ili atık sularının arıtılması amacıyla yaptırılan Artvin Atık Su Arıtma Tesisi'nin maksimum kapasitesi 10.300 metreküp bölü gündür. Mevcut durumda kanalizasyon şebekesinden gelen atık sular 3 noktadan Çoruh Nehri'ne deşarj edilmekteyken, proje muhtevasında yapılan kolektör hatlarıyla söz konusu deşarjlar, kolektör hatları vasıtasıyla toplatılarak arıtma tesisine ulaştırılmaktadır. Kolektör hattıyla tesise ulaşan atık sular ilk olarak ön arıtma ünitelerine iletilmektedir. Izgaralardan geçirilen atık su, içerisinde bulunan çökebilir nitelikli kum, çakıl gibi inorganik malzemelerle yağ, gres gibi yüzücü maddeleri gidermek amacıyla havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitelerine iletilir. Bu hazneden alınan kum su karışımı önce kum kanalına ve oradan da kum ayırıcıya iletilir. Ön arıtımı tamamlanan atık suyun debisi ölçülür ve biyolojik arıtımın sağlanması amacıyla öncelikle anaerobik tanklara iletilir. Biyofosfor havuzlarında işlem gören atık su daha sonrasında havalandırma havuzlarına alınır. Atık su havalandırma havuzlarından bir dağıtım yapısıyla son çöktürme havuzlarına iletilir. Dezenfeksiyonu sağlanan arıtılmış atık su debisi ölçüldükten sonra Çoruh Nehri'ne deşarj edilir. Son çöktürme havuzlarında çöktürülen çamursa geri devir ve fazla çamur terfi merkezine alınır. Biyolojik arıtma ünitelerindeki mikroorganizma miktarını belirli bir seviyede tutmak amacıyla çamurun bir kısmı pompalar yardımıyla geri devir kanalına terfi ettirilir ve bir boru vasıtasıyla buradan biyofosfor havuzlarına iletilir. Fazla çamursa arıtılmak üzere pompalar yardımıyla alınarak çamur ünitelerine iletilir. Çamur dengeleme tankından monopomplarla çekilen çamursa dekantörlere iletilir, kireç dozlama üniteleri kullanılarak kuru madde içeriği daha da artırılan çamur, çevreye zararsız hale getirilmek üzere bertarafa gönderilir. Susuzlaştırma sonucu oluşan süzüntü suları ise süzüntü suyu terfi merkezine gönderilerek buradan geri devir kanalına terfi ettirilmekte ve geri devir çamurlarıyla birlikte biyofosfor havuzlarına iletilerek sisteme tekrar dahil edilmektedir. İdari binada yer alan kontrol odasında bulunan bilgisayarlarla tesisin her ünitesi ve bu ünitelere ait tüm ekipmanlar otomatik olarak kontrol edilmektedir. İdari binada ayrıca tesisin arıtma performansını takip etmek üzere bir de laboratuvar mevcuttur.